Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir şampuandan bahsedeceğim. Bu şampuan benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de en azından sadece Sephora mağazalarına satılıyor. Ben sadece orada gördüm. Devamlı gözüme çarpıyordu. Şöyle göstereyim. Amika isimli bir şampuan. 100 milim. Sitede daha büyük ebatları var mı bilmiyorum. Yani en azından ben dikkatimi çekmedi. Yok herhalde. 100 mm'lik bir şampuan 100 küsür TL satılıyor. Yani en azından şu an itibariyle 6 Ağustos tarihinde 2020'de 100 TL'nin üzerinde bir fiyata 100 mm'lik bir şampuan satılıyor. Ben indirimde 57 liraya ama öyle bir şey almıştım. Güzel büyük bir Sephora indirimi olmuştu. O zaman almıştım. Aslında yani 100 milimlik bir şampuan için değil, büyük ebatta bir şampuanlar için bile 57 lira bile, yani indirimli hali bile, büyük Sephora indirimindeki hali bile çok pahalı bence. Fakat nasıl, sarhoş muydum, içki de kullanmıyorum ama nedense almışım. Yani orana, yani sırf almak için aldım. Yani böyle büyük yüklü bir Sephora alışverişi yapmıştım. Bunu da alayım falan dedim herhalde yani. Bilmiyorum, o aldıklarımın yanında 57 lira da ne ki ya, onu da vereyim mi dedim. Nasıl bir sarhoşluktu bilmiyorum. Alıvermişim. Vaatleri arasında şey, yıpranmış saçları onarmak var. Yani ben ki bir şampuanın saçları onarabileceğine asla inanan bir insan değilim. Yine de yani saçlarım yıpranmış falan ya, herhalde o vaadiyle beni kandırdı. Ve internette de kendisi hakkında çok fazla bir yorum bulamadım açıkçası. Muhtemelen çok küçük bir ürün, pahalı bir ürün olduğu için alıp deneyen de olmamıştır diye düşünüyorum. Şampuanla şöyle tekrardan gösteriyorum, görüyorsunuz avuç kadar küçücük, böyle ancak seyahatlerde falan yanımıza alırız, hatta seyahatimiz şöyle 2 hafta falan sürecekse pek çok kişi bence almayabilir bile yanına. Ben şey düşündüm, 100 milim küçük ama zaten ben şampuanın bir fındık tanesi kadar kullanıyorum avucuma ve sulandırıyorum. Her şampuan videomda bunu söylüyorum. Yıllar önce kafamdaki egzama nedeniyle doktorum bana böyle önerdi. Şampuan böyle kullanılır dedi. Ve ben yıllardır bu şekilde şampuan kullanırım. Her gün duş almama rağmen, her gün duş alsam da saçım her gün değil de gün aşırı yıkamaya dikkat ediyorum. Yine egzama nedeniyle. Bana şampuanla uzun süre yetiyor yani. Bunun da uzun süre yeteceğini düşündüm. Fakat bilmediğim bir şey vardı. Ambalajı bu şekilde. Yani burada bir tıpa olmadığı için gayri ihtiyar bir şekilde sizin elinize fazla ürün geliyor. Yani onu ayarlamak gerçekten zor. Diğer şampuanlardaki kadar kolay değil. Hep elime çok geliyor. Birazını böyle geri koymaya çalışsam da şöyle falan. Yine de yani elime çok gelmiş oluyor bir kez sonuçta. Kendisi hakkında şunu söyleyebilirim. Yani öyle bir parfüm kokuyor ki şu anda genzimi yakıyor. Yani inanılmaz parfümlü. Çok parfümlü ürünleri ben sevmiyorum ama tabii ki de yani sitesinden alırken bu kadar çok kokulu olabileceğini düşünmemiştim. İçeriği temiz mi diye sorarsınız. Yo, hayır, klasik market şampuanlarından farklı bir içeriği olduğunu da söyleyemeyeceğim açıkçası. Böyle temiz, hani acaba pahalı ama içeriği çok hani temiz içerikli falan mı? Hayır, öyle bir şey değil yani. O yüzden de çok da güzel şey yapıyor, köpürüyor. Sülfat grubundan. SRS şeklinde görmüyorum şu anda, burada şey bantları var. Ama evet. Olefin sülfonat içerdiği için yine sülfat grubundan içeriyor yani. Hiçbir şey özelliği yok yani. Hani bu videoyu da niye yaptım biliyor musunuz? Benim gibi olup da belki internette aramak isteyen olur. Çünkü ben böyle bir video olsaydı ben alırken kesinlikle bunu almazdım. Ne oldu bana ya, boğazım kırıldı bir anda. Yani bunu görürseniz Sephora'da arkadaşlar, hiçbir şey yaramıyor. Bence almayın. Gerçekten hiçbir şey yaramıyor. Sadece çok böyle parfümlü kokuları seviyorsanız koku olarak belki sizi tatmin edebilir ama benim için inanılmaz parfümün nefes kesen bir koku. Ama tabii ki de duştan sonra yani size bir koku falan kalmıyor açıkçası saçınızda. Çok uzun uzadıya videoyu uzatmak istemiyorum. Hiçbir özelliği olmayan boş beleş bir şampuan, neden bu kadar pahalı bilmiyorum. Sephora'da satıldığı için ve belki de marka bir şampuandır bilmem. Almayın yani. Sadece bu videoyu almayın demeniz için çekiyorum. Bu şampuan iyi, bakın şöyle. Ne büyüğünü ne küçüğünü, ne kadar indirime gelirse girsin almayın. O fiyattan çok daha güzel şampuanlar alabilirsiniz. Bu kadar bu video. Görüşmek üzere.